Merhaba gençler, ben Şükran Hoca. Rüzgar çeşitleriyle konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rüzgarlar etkilerine göre, oluştukları yere göre ve sıcak ya da soğuk olmalarına göre 3 grupta sınıflandırılabilirler. Konuşamadım. Sürekli rüzgarlar, mevsimlik rüzgarlar ve yerel rüzgarlar bunlardandır. Sürekli rüzgarlar dünyada çok geniş alanlarda etkili olan ve adı üzerinde sürekli, yani her daim esen rüzgarlardır. Mevsimlik rüzgarlar belirli bir mevsimde etki eden rüzgarlardır. Yerel rüzgarlar ise daha küçük bölgelerde oluşan ve etki alanları daha dar olan rüzgarlardır diyebiliriz. Şimdi bunları detaylıca işleyeceğiz. Bu arada rüzgar çeşitlerini bu şekilde grafik olarak çalışmanız önemli. Çünkü yapılan araştırmalar beynin bu tarz sınıflandırmaları daha kolay algıladığını göstermiş. Yani diğer derslerde de lütfen böyle tablolar çizerek, kendiniz yaparak bunları konunun anlaşılmasını ve kalıcılığını artırabilirsiniz. Sürekli rüzgarlarıyla başlayacak olursak, sürekli basınç kuşakları arasında esen rüzgarlardır. Nedir bu sürekli basınç kuşakları diye düşünecek olursak eğer, önceki videolarımızda bahsetmiştik. Ekvator termik alçak basınç alanıydı. TAB kısaltmaları her zaman için kullanılır. 30 derece enlemleri dinamik yüksek basınç alanları, 60 derece enlemleri dinamik alçak basınç alanları ve kutuplar termik yüksek basınç alanlarıdır. Ve her zaman rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru eseceği için bu rüzgarların yönlerinde sapma kesinlikle görünmez. Her zaman aynı yönden eserler. Yani alizeler her zaman 30 dereceden 0'a doğru ya da batı rüzgarları her zaman 30'dan 60'a doğru gibi. İklimlerin üzerinde önemli bir etkileri vardır. Çünkü bu rüzgarlar sürekli olarak estikleri için, iklimde zaten uzun süreli hava olayı olduğu için iklim üzerinde belirleyici rol oynarlar. Ve bu rüzgarlar okyanuslardaki suları taşıyacakları için işte bizim okyanus akıntısı dediğimiz akıntıları meydana getirirler. Yani oradaki suların hareket etmesinde etkili olurlar diyebilirim. Sürekli rüzgarlardan alizelerle başlayacak olursak eğer, 30 derece dinamik yüksek basınç alanından 0 derece, yani ekvatordaki termik alçak basınç alanına doğru hareket ederler ve tropikal kuşakta kıtaların doğu kıyılarına bol miktarda yağış bırakırlar. Ekvatorda bu rüzgarlar karşılaşır ve ekvator bu nedenle de çok fazla yağışlıdır diyebiliriz. Troposferin üst katında, yani daha üstlerde farklı hava akımlarının etkisiyle alizelerin ters yönünde esen rüzgarlar oluşur. Bunlara da ters alize ya da üst alize adı verilir. Ve yönlerinin belirli ve sürekli olması sebebiyle yelkenli gemiler döneminde ticarette bu rüzgarlardan faydalanılmıştır. Bu nedenle bu rüzgarlara aynı zamanda ticaret rüzgarları adı da verilebilir. Bir diğer sürekli rüzgarımız batı rüzgarları. 30 derece dinamik yüksek basınç alanından 60 derece dinamik alçak basınç alanına doğru eserler. Yani etkili oldukları alan orta kuşaktır. Ve orta kuşakta rüzgarın sapma yönlerine bağlı olarak karaların batı kıyılarına bol miktarda yağış bırakırlar. Çünkü denizden gelip karaya çarptığı anda nem taşıdığı için bu bölgelerin sürekli yağışlı olmasına sebep olurlar. Ilıman okyanusal iklimin oluşmasında etkilidir bu rüzgarlar. Ilıman okyanusal iklimi oluşturur diyebiliriz. Kutup rüzgarları ise adı üzerinde 90 derece termik yüksek basınç alanından, yani kutup noktalarından 60 derece dinamik alçak basınç alanına doğru eserler. Ve kutuptan geldiği için rüzgarların hepsi geldiği yerin özelliğini taşır. Sıcaklığı çok düşüktür. Yani sıcaklığı düşürücü ve kuru bir etki yaratırlar diyebiliriz. Mevsimlik rüzgarlar dediğimizde
Mevsimlik rüzgarların oluşmasının temel sebebi mevsimler zaten adı üzerinde eksen eğikliği sebebiyle oluşurlar. Bunlar muson rüzgarları olarak adlandırılır etkili oldukları bölge itibariyle. Güneydoğu Asya kıyılarında kara ve denizlerin farklı ısınmasından oluşurlar diyebiliriz. Şimdi burada yaz musonlarını ve kış musonlarını çizerek anlatacağım. Yaz musonu dediğimizde yaz dönemi için düşündüğümüzde Hindistan ve çevresi, ben Hindistan'ı örnek olarak aldım çizmesi kolay olduğu için, yaz döneminde biz buna kara olarak bakacak olursak, kara mı daha sıcak olur, deniz mi diye düşündüğümüzde kara çok daha sıcak olur. Çünkü karalar çabuk ısınır ve çabuk soğur demiştik. Kara sıcak olacağı için sıcak olan yerler alçak basınç alanı oluşturur termik olarak düşündüğümüzde. Hint Okyanusu ise karaya göre daha serin olacağı için, yani soğuk olacağı için yüksek basınç alanı oluşturur. Okyanus yüksek basınç, kara alçak basınçsa rüzgar nereden eser diye düşüneceğiz. Rüzgar her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser. Yani bu durumda her zaman, yani bu dönem için düşündüğümüzde, denizden karaya doğru bir rüzgar esecek ve denizden gelen hava kütlesi kara ile karşılaştığı zaman bol miktarda yağış bırakır. Bu nedenle Hindistan ve çevresi yaz döneminde çok yağışlı olarak geçer. Güneydoğu Asya kıyıları, yine Tayland, Güney Çin, bunlara örnek olarak verilebilir. Ve bu alan dünyanın en fazla yağış alan yerlerinden birisi olarak karşımıza çıkar. Kış dönemine baktığımızda ise, kış döneminde kara mı daha soğuk, deniz mi daha soğuk diye düşündüğümüzde, kara çabuk ısındı yaz döneminde ve çabuk soğudu dedik. Bu nedenle kışın da daha soğuk oldu, çabuk soğudu. Yani soğuk olduğuna göre termik yüksek basınç alanı oluşturdu. Deniz ise daha ılık, daha sıcak. Sıcak olduğu için alçak basınç alanı olarak karşımıza çıkar. Bu durumda rüzgar her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru eseceği için kış musonları karadan denize doğru eserler ve karadan denize doğru esen rüzgar nem getiremeyeceği için kurak olur. Bu dönemde Hindistan ve çevresi kış döneminde yağış almaz, kuru karakterlidir diyebiliriz. Muson rüzgarlarımız bu kadar. Çeviremedim. Yerel rüzgarlar ile devam edecek olursak eğer, yerel rüzgarlar adı üzerinde dar bölgede etkili olan rüzgarlardır. Yerel, daha dar alanlı küçük rüzgarlar gibi düşünebiliriz. Meltemler ile başlayacak olursak, kara ve denizlerin ya da dağ ve vadilerin gün içinde yine farklı ısınıp soğuma özelliğinden kaynaklanırlar. Yani oluşum sebebi bu durumda dünyanın günlük hareketidir diyebiliriz. Ve gün içerisinde yön değiştirirler. Musonlar da yıl içinde yön değiştirir denilebilir. Kara ve deniz meltemleri ile başlayacak olursak eğer, gündüz vakti düşündüğümüzde kara mı daha sıcak, deniz mi? Tabii ki kara güneş ışınlarının etkisiyle daha çabuk ısındı, sıcak. Yani bu durumda alçak basınç alanı oluşturdu. Deniz ise daha geç ısınacak. Yani soğuk ve yüksek basınç alanı oldu. Bu durumda rüzgar her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru eseceği için denizden karaya doğru bir rüzgar gelecek. Ve gelen rüzgar bizim için deniz meltemi olarak adlandırılacak. Biz Ege bölgesinde bu rüzgarlara imbat rüzgarı adını veriyoruz, meltem rüzgarlarına diyebilirim. Gece olduğu zaman kara gündüz çabuk ısındı ve çabuk soğudu. Yani daha soğuk, yani yüksek basınç alanı. Deniz ise geç ısındığı için daha geç soğuyacak, yani daha sıcaktır ve alçak basınç alanıdır diyebilirim. Bu durumda rüzgar karadan denize doğru esecek. Biz de bunlara kara meltemi adını veriyoruz.
Rüzgarlar her zaman geldikleri yerin özelliğini taşırlar ve o ismi alırlar. Karadan denize doğru eserse kara meltemi, denizden karaya doğru eserse deniz meltemi adı alması gibi. Dağ vadi meltemlerine baktığımızda ise gündüz düşündüğümüzde yüksek yerlerde havadaki su buharı miktar az olduğu için bu tarz değerler gün içinde çabuk ısınıp ve çabuk soğuma özelliğine sahiptir. Yani gündüz yüksek olan yerler, dağın bulunduğu yer daha sıcaktır. Sıcak olduğu için de alçak basınç sahasıdır. Vadi ise kuytuda kaldığı için daha soğuktur. Daha geç ısınır ve yüksek basınç alanı olarak karşımıza çıkar. Bu durumda rüzgarın estiği alan vadiden dağa doğrudur. Ve biz bunlara vadi meltemi adını veririz. Gece olduğu zaman ise yine yüksek olan yer, yani dağlık alan çabuk ısınmıştı ve çabuk soğudu nem miktarı az olduğu için. Yani daha soğuktur ve yüksek basınç alanı olarak karşımıza çıkar bu sebeple. Vadi ise geç ısındığı için geç soğudu, yani daha sıcaktır ve alçak basınç alanı olarak karşımıza çıkar. Rüzgarın estiği yer yine yüksek basınçtan alçak basınca doğru olacağı için dağdan vadiye doğru eser. Biz bunlara dağ meltemi adını veririz. Gece dağ meltemi etkiliyken gündüzleri vadi meltemi etkilidir diyebiliriz. Burada bilmemiz gereken en önemli özellik, meltem rüzgarları ile muson rüzgarların ortak özelliği nedir gibi bir soru karşımıza çıkabilir. Bunlar yön değiştirebilir diyebiliriz. Her ikisi de yön değiştirebilen rüzgarlar olarak karşımıza çıkarlar. Sıcak yerel rüzgarlar ile devam edecek olursak eğer, fön rüzgarı ile başlıyorum. Bir dağın yamacından hızla altılan kuru havanın ısınması ve daha çok kurutucu etki kazanmasıyla oluşan rüzgardır fön rüzgarı. Ve karakteri gereği her 100 metrede 1 santigrat derece sıcaklığın artmasında etkilidir diyebilirim. Fön rüzgarı ne kadar yüksekten eserse sıcaklığı o kadar arttırır ve o kadar kurutucu etki yapar. Ve fön rüzgarı asla yağış bırakmaz çünkü sıcaklığı arttırır. Yağış bırakmaz. Etkili olduğu yamaçlarda bitkinin olgunlaşma süresi daha kısadır. Her zaman sıcak ve kurutucu etki yapar ve bu kurutucu etkisi sebebiyle bazen tarım ürünlerine zarar verebilir. Ya da oradaki karların çok hızlı erimesini ve sel olayının görülmesini ya da çığ düşmesi olayının görülmesinde etkili olabilir fön rüzgarı diyebiliriz. Şimdi bununla ilgili karşınıza çıkabilecek bir soru tarzına bakalım. X noktası 1200 metre yükseklikte. Y noktası ve 5 santigrat derece sıcaklığı var. Burada fön rüzgarı etkili olduğuna göre Y noktasının sıcaklığı kaçtır diye düşünecek olursak eğer, 1200 metreden deniz seviyesine, burası 0 metre olarak tabii ki verecek bize soruda. Aradaki sıcak yükselti farkı 1200 metredir. Her 100 metrede 1 santigrat derece sıcaklığı arttırdığına göre 1200 metrede kaç artırır diye düşünürsek eğer, 1200'ü 100'e böleriz. 12 santigrat derece sıcaklığımız artacak. Sıcaklık zaten 5 santigrat dereceydi. 12'yi de eklersek o zaman Y'deki sıcaklığımız 17 santigrat derece olur. Bakın yerden yükseğe doğru çıkarken her 200 metrede 1 santigrat derece sıcaklık azalıyordu. Eğer fön olduğunu belirttiyse her 100 metrede 1 santigrat derece aşağı inerken sıcaklığımız artar diyoruz. Buna dikkat etmemiz çok önemli.
Diğer yerel rüzgarlarımız etkili oldukları bölgeye göre isim alırlar. Yani daha zaten yerel, yöresel anlamında kullanıldığı için bu alanlarda etkilidir diyebiliriz. Sirocco'dan bahsedecek olursak eğer, Tunus ve Cezayir'de Büyük Sahra üzerinden Akdeniz'e doğru esen rüzgarlardır. Yani Tunus ve Cezayir'de Sahra çölünden Akdeniz'e doğru esen sıcak yerel rüzgarlara biz Sirocco adını veriyoruz. Hamsin ise Mısır'dan Akdeniz'e doğru esen bir çöl rüzgarıdır. Bunların en belirgin özellikleri sıcak, kuru ve tozlu olmalarıdır diyebilirim. Çöl üzerinden geçtiği için bol miktarda toz taşır denilebilir. Soğuk yerel rüzgarlarımıza baktığımızda ise Mistral, Fransa'dan Akdeniz'e doğru esen soğuk bir rüzgardır. Bora, Dalmatça kıyılarında etkili olan soğutucu bir rüzgardır. Tabi burada Dalmatça kıyıları nerede diye düşünüyor olabilirsiniz. Hırvatistan'da ülke olarak düşününce. Ama sorularda genelde Dalmatça kıyıları diye geçeceği için bu ismi verdim direkt olarak. Krivers ise Romanya'da Tuna Vadisi boyunca etkili olan ve Karadeniz'e doğru esen bir soğuk yerel rüzgardır. Bunların hangisinin sıcak, hangisinin soğuk olduğunu bilmeniz önemli ama görüldüğü şöyle en detay yerleri bilmeseniz de olur. Sorularda karşımıza çıkmıyor açıkçası çok fazla. Okul sınavlarında da sorulacağını zannetmiyorum. İsim olarak bilin ama ülke ülke hepsini tek tek bilmeniz sizin için de daha zor olur diye düşünüyorum. Ve tropikal siklonlara geçtiğimizde bir diğer yerel rüzgar türü olarak tropikal kuşakta birdenbire ve aşırı ısınmalar sonucunda oluşan rüzgarlardır. Yani daha çok 15 ve 30 derece enlemleri arasında görülür bu rüzgarlar. Yani sıcak enlemlerde karşımıza çıkar. Hortum ve kasırga şeklinde, yani çok şiddetli olan rüzgarlardır bunlar diyebiliriz. Tabii şiddetli esen bu rüzgarlar günlük hayatı, ulaşımı, yerleşmeyi olumsuz bir şekilde etkileyebilir ve Güney ve Doğu Asya ile Meksika körfezi çevresinde her yıl tekrarlanır. Türkiye'de tropikal siklona çok fazla rastlamıyoruz çünkü biz orta kuşak ülkesiyiz. Yani 36-42 kuzey paralelleri arasında yer aldığımız için tropikal siklon görülme ihtimali daha düşüktür diyebilirim. Rüzgar çeşitlerimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum.